Selamlar. Canlı yayınımız başladı. Birkaç dakika önce başlattım ama olsun, işimiz biraz uzun sürecek. Bugün kabak tatlısı yapacağız. Yarın kabaktan yapacağım. Bu toplamda 2 kilo geldi arkadaşlar. Bir damlacık duruyor ama 2 kilo kabak geldi. Şimdi ben bundan tatlı yapacağım. Daha önceden bu kışın ben pek fazla tatlı pişirmediğimi anladım. Kabak tatlısını kış geçmeden pişirelim. Şöyle yarım kabaktan yapalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlatıyoruz canlı yayınımıza. Gelenler buyursun gelsin. Tabii keseceğiz, soyacağız, doğrayacağız. Şöyle yarım kabaktan yapıyoruz. Dilim dilim dilimleyelim ve pişirmeye başlayalım. Kış aylarının en çok tüketilen tatlılarından biridir kabak tatlısı. Birazcık yapalım bakalım ya. Bu kışın yapmadığımızı fark ettik. Böreğini falan yaptım da tatlısını sanırsam bu kışın yapmadık. Şimdi ilk önce iç kısımlarını şöyle alalım. Ben bunu ne zaman aldım? Pazartesi günü aldım. Bir türlü elim değmedi pişirmek için. Ancak elim değdi. Yavaş yavaş bakalım. Tatlımızı yapalım. Şöyle içindeki çekirdekli kısımlarını alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunun kabuklarını soyacağız. Bazı kabaklar aşırı sert olur ama bu biraz bekledi ya. Fazla sertliği gitmiş tahminim. Şöyle kabuklarını soyalım ilk aşamada. Daha sonra pişireceğiz. Şöyle çekelim. Kameramıza tam görüksün. Bakın şöyle kabakların sert kısımlarını alıyoruz. Çekelim şöyle kenara. Gördüğünüz gibi daha önceden yıkadık, bunu hazırladık. Şöyle kabuklarını soyduk. Soyduğumuz kabukları da şöyle şimdi dilimleyeceğiz. Bakın şöyle çok da kalın olmasın. Çok da incecik olmasın. Şöyle bir ayar dilimleyelim. Bakın şöyle dört köşe dört köşe dilimliyoruz kare kare. Bakın bu şekilde. Tavada mı pişirsem tencerede mi? Sonradan karar verdim. Tencerede pişirelim ki çabuk pişsin. Şöyle bunu da alalım buraya. Hem gördüğünüz gibi içine atıyoruz. Aynı şekilde kabuklarını soyacağız. Şuraya alalım. Çok fazla yok zaten. Bakın şöyle. Aziz Allah cenşirullah. 3 tane kabuk var. Bunları çekirdeklerinde kavururuz da yeriz. Çok faydalı biliyorsunuz kabak çekirdeği. Şöyle bakın iç kısmını alıyoruz. Yumuşayan kısmını, çekirdekli kısmını kabaklarımızı soyuyoruz.
Hazır soyulmuş kabaklar satılıyor da benim aldığım yerde yoktu. Haliyle kendimi soyacağız. Şöyle dilimleyelim. Canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Bugün kabak tatlısı yapıyoruz. Üzerine de birazcık şöyle tahin gezdireceğim. Kavanozumda biraz tahin var. Ziyan olmasın. Şöyle birazcık tahinini göstereceğim size. Tabii isteğe bağlı. İsterseniz pekmez koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. İsteyen fırında yapabilir. Ama fırında pişirmenin maliyeti yüksek olur. Her zaman ocakta yapmak daha karlıdır. Kabuklarını soyduk. Şöyle onu da dilimleyelim. Kış bitmeden, Ramazan gelmeden, oruçta olduğumuz zaman gündüz bunu yiyemeyiz. Sadece ezandan sonra o zaman da yemek mi yiyeceğiz, bunlardan mı yiyeceğiz? Karnımız şiş verecek. Evet, son parçaya sıra geldi. Şimdi onu da soyacağım. Ve kabakları soyma işlemi bitecek. Sıra gelecek pişirme işlemine. Dediğim gibi bu çekirdekleri ziyan etmeyeceğiz. Bunları kavuracağız. Bunlara her şey değerlendirilir. Kavurup yiyebilirsiniz. Hatta ezip de kırmızı pul biber içine ilave edebilirsiniz. Kavurup ama çok da güzel olur yani. Evet. Şöyle orta kısmının çekirdekli kısmını aldık. Şimdi bunu da soyalım, hemen pişirmeye koyacağız. Bekletmeyeceğiz. İsterseniz bir gece önceden dilimleyip şekere batırabilirsiniz. Bu sefer su koymanıza hiç gerek yok. Kendi suyuyla pişecektir. Ama biz hemen pişireceğiz. Son halini göstereceğim tabii size. Kerem'ler hoş gelmişler canlı yayınımıza. Bugün kabak tatlısı yapacağız. Ramazan da geliyor. Ramazan geldiği zaman birçok yemek tarifi, çorba tarifi, börek tarifi vereceğim sizlere. Nasıl, ne sarmış? Bu bölgesi. Taktuk. Çok güzel soyduk. İşte bitti. Beşinci ve dördüncü ve sonuncuyu da soyduk. Dört parçaydı zaten.
Şimdi dilimleyelim. Şöyle. Uzun uzun ister. Kare kare. Dilimleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha ortadan bölelim ki çabuk pişsin. Şöyle ikiye bölüyoruz. Evet. Gelenler hoş gelmişler. Bugün kabak tatlısı yapacağız. Tencerede yapacağız. Fırına hiç vermeyeceğiz. Çünkü fırına verirsek fırında saatlerce ceyran harcamamız gerek. O kadar da masraf etmeye gerek yok. Kolay yoldan yapacağız. Çok da lezzetli olacak. Şimdi ben bunları bir kaba alayım ki çekirdekleri hemen şunları şöyle alalım. Bunları dediğim gibi ayıracağız çekirdeklerini. Şöyle dursun. Bunları da hemen çöpe. Soyma işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi şöyle yarım tencere kabağımız var. Şimdi üzerine şekerini ilave edeceğiz. Bardağımızı buraya hazırladık. Şeker ilavesi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Az ya da çok size kalmış. Ama ben nasıl severim? Biraz tatlı severim ben kabak tatlısını. Öyle hafif şopur şopur değil. Şöyle koyu pişecek, karamelize olacak. O şekilde çok severim. Ay ne sıkıymış bunda dümcüğü. Şekerimiz burada 1 kilo. Dur bakalım ölçerek koyalım. Bardağımıza. Şöyle dökelim. Bakın bir bardak döküyorum. Buna 3 bardak şeker dökeceğim ben kızlar. Çünkü bayağı var. İki. Bir bardak daha dökelim. 3 bardak şeker döküyorum. Gördüğünüz işte 4 dilim bir kabaktı. Öyle çok kalın kabak da değil. 3 bardak şeker döktüm. Bu kalsın. 1 kilodan biraz eksik kaldı. E ne kadar? 750 gram kadar şeker dökmüş sayılırım ben buna. Şekerini de verdik. Şimdi su koyacağız. Şimdi biz bunu akşamdan hazırlamış olsaydık hiç su koymamıza gerek yoktu. Kendi kendine suyunu salacak ve kendi suyunu da pişirecektik. E hemen pişireceğimiz için şimdi üzerine su koymamız lazım ki pişsin. Öbür türlü bekleyeceğiz. Bakın şöyle güzel karıştıralım ki şeker her tarafına gelsin. Şöyle üzerine bir bardak su döktüm. Ama bir de yarım dökeceğim. Tamamdır. 1,5 bardak su döktüm. Bu da hiç suyu olmadığı için. Gördüğünüz gibi suyunu da verdik. Şimdi hemen ocağımızı yakalım. Evet ocağımızı hemen yakıyoruz. Kabağımızı koyuyoruz. Burada kabak tatlımızı pişireceğiz. Bu arada gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımıza kabak tatlısı yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Benim burada tahinim var. Ben bu biraz koyulmuştu. Birazcık sulandırdım. Nasıl sulanacağını umarım bilirsiniz. Böyle dibinde kalan tahinleri ziyan etmeyin. Bunları değerlendirin. Benmari usulü sıcak suyun içine koyup kavanozu sulandırabilirsiniz. Bu da hazır burada. Evet. Kabak tatlımız burada pişsin. Şimdi ben arka kamerayı açacağım. Direkt tencerenin üzerine
Daha sonra piştikten sonra tekrar hem konuşacağız hem servisini yapacağız. Evet. Tamamdır. Tatlı yapıyoruz. Kabak tatlısı yapıyoruz. Kabaklarımızı soyduk, hazırladık. Şu anda pişmeye koyduk. Tencerede pişireceğiz. Çok fazla beklememek için soyduk ve suyunu verdik. Gelenlere hoş gelmişler canlı yayınımıza. Bugün kabak tatlısı yapıyoruz. Bakın kaynamaya yavaş yavaş başladı. Evet tatlımız bayağı bir kaynadı. Şimdi kapağını kapatalım. Şöyle birazcık karıştıracağız ama kaşık ile değil. Şöyle üzerine bir bez. Bu şekilde alt üst getireceğiz kabakları ki. Bakın. Biraz alt üst getirdik. Sonra tekrar karıştıracağız. Kabak tatlımızı pişirmiş olacağız. Devam etsin kaynamaya. Hiçbir şekilde karıştırmayacağız. Çabucak pişecektir zaten. Devam etsin kaynamaya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kabak tatlısı yapıyoruz. Üzerine tabii ki de birazcık tahin gezdireceğiz. Şu anda 10 dakika oldu mu bilmiyorum ama koyalı kaynama başlamıştı. Biraz karıştırdı. Karıştırma yöntemi de üzerine kapağını kapatıp da sürekli hoplatarak karıştırmak. Kaşık ile karıştırmıyoruz ki dağılmasın. Hoş geldin gönül sefası. Yeni hesabım herhalde. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar. Sana da hayırlı cumalar kardeşim. Bugün kabak tatlısı yapıyoruz. Tahin gezdireceğim birazcık üzerine. Evde tahin var. Ceviz atabilirsiniz. Pekmez atabilirsiniz. Fındık fıstık atabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Kanalın açık mı? Açık. Ne gibi? Canlı yayın yapıyoruz şu anda. Kabak tatlısı pişiriyoruz. Gelenlere hoş gelmişler. Gelen gelir. Buyursun gelsin. Bu arada benim canlı yayınlarım genelde böyle yemek yapma üzerinedir. Kızlar tatlıdır. Başka şeyler hamur börek yaparım ama ben böyle canlı yayına açıp da saatlerce işte hoş geldin sefa geldin şeyi yapamıyorum. Evet. Yani boş konuşma canlı yayını yapmıyorum. Ben genelde böyle tarif üzerine canlı yayın açıyorum. Biraz daha karıştıralım. Dediğim gibi kapağını kapatıyoruz. Bakın bu şekilde.
hop. Bu şekilde karıştırırsanız hiçbir şekilde dağılma yapmaz. Çok kolay bir şekilde pişirebilirsiniz. Yani canlı yayınlarımız konuşma üzerine değildir. Hoş geldin, sefa geldi, selam alma üzerine değildir. Tabii ki de yorumlarınıza bakıyorum. Ama genelde ben canlı yayınlarımda tarif veriyorum. Aynen. Hem tarifimizi gösteriyoruz. Bakın kabaklarımız baya baya pişmeye başladı kızlar. Ben dediğim gibi çok fazla uzun sürmeyecek yani. Bu arada fırına da vermeyeceğim. Bazıları fırına veriyor. Gerek yok. Yani fırına da girse aynı, dışarıda da dursa aynı. Bari ceyran harcamayın. Bugün bir tatlı yapalım. Ben bu kabakları ne zaman aldım? Pazartesi günü aldım. Ve bozulmadan pişirmem lazım. Dolapta duruyordu. Pişireyim. Çok fazla kabak tatlısı yapmadım. Saat tutmuyorum ben canlı yayınlarımda. Tarifim bittiği zaman canlı yayınlarımı kapatıyorum. Belli bir saatim yok. Belli bir günüm yok. Yani şu saatte her gün illaki canlı yayın yapacağım diye bir kuralım yok. Belli bir zamanı geldi kafama göre canlı yayın açıyorum. Gece ya da gündüz fark etmez. Genelde tarif üzerinedir. Selam sabah üzerine değildir. İşte gördünüz mü? Şerbetini içine almaya başladı kabaklar. Suyumuz da koyulmaya başladı ama devam etsin. Birazcık ben karamelize olarak seviyorum tatlıyı. Koyulsun biraz. Şerbeti içsin. İçine kabaklar alsın ki karamelize olsun. Sulu olmasın. Böyle açalım ki pişerken görgüsün değil mi? Bakın. Şu anda şekerlenmeye başladı, koyulmaya başladı şerbeti. Kabaklar içine almaya başladı. Çok fazla uzun sürmeyecek zaten. Bayağı bir içine almaya başladı. Birazcık daha kaynadığı zaman kapatacağız. Canlı yayımızı pişirmemiz bittikten sonra zaten canlı yayımızı bitiriyoruz. Çok güzel oluyorlar. Tekrar karıştıralım ki dibine tutmasın. Çünkü artık koyulmaya başladığı için birazcık kısayım altını. Sık sık böyle karıştırmamız, şey etmemiz lazım. Kaşık sokmadan. Kaşık asla koymuyoruz. Kapağını ötüp bu şekilde alt üst getirerek karıştırmış oluyoruz. Hop. Çok güzel. Renginin güzelliğine bakın. Gördünüz mü? Ne kadar koyu rengi var. Şöyle bir çatal alalım. Bir bakmaya başlayalım. Pişme durumuna. Bayağı bir yumuşamış. Boğazım gitti ya. Bir su içim geleceğim. Evet, suyumuzu da içelim ki boğazımız kurudu. Tamamen suyunu çeksin. Çok az bir suyu kalana kadar kaynatacağım.
Dediğim gibi şerbet şöyle koyu olsun, karamelize olsun, güzel olsun. Eğer koyutmazsak, yani tadını almaz kabaklar, şekerini almaz. Koyu olması lazım. Evet, canlı yayınlarımızda birçok kelime engellenmiştir. Küfür içeren birçok kelime özellikle engellenmiştir. Kurallarımız katıdır arkadaşlar. Küfür edenleri genelde kanalımda engelliyorum. Hatta birçok kelimeyi de engelledim. Yazarsanız zaten otomatikman geri çekilecektir. Yazmamanızı öneririm. Lütfen güzel yorumlar yazın. Daha biraz kaynasın, suyu biraz daha azalsın, kapatacağız. Şöyle bir kapatalım biraz, daha hızlı pişsin. Evet, gelenler hoş gelmişler. Bugün canlı yayında kabak tatlısı yapıyoruz. Arka kamerayı açtım direkt kabak tatlısının pişme anını görün diye. Birazdan ön kameraya geçeceğiz zaten. Yavaş servis tabaklarını da hazırlayalım. Çok güzel, inanın. Lokum gibi olmaya başladı kabaklar. Yani dediğim gibi yani böyle bayağı bir kaynatmanız lazım ki lokum gibi olsun, içine alsın şerbeti. Hiçbir şekilde de kaşıkla karıştırmıyoruz. Bakın bu şekilde hoplatarak. Bakın lokum gibi olmaya başladı. Suyu da azalıyor, şerbeti de azaldıkça şerbeti içine içiyor. Şöyle kontrol edelim gene. Bakın. Bayağı bayağı pişmiş. Ama içsin yani. Şerbet içinde tamamen çeksin. Biraz kapatalım ki daha kolay. Daha çabuk olsun. Normalde genelde kapatırım ama canlı yayın olduğu için kapağı açık kaynıyor. Kapatırsanız çok daha kolay bir şekilde pişecektir. Çok güzel oldu ya.
kısalım bakalım. Su aşaması ne alem bir şerbeti. Biraz daha kaynayacak tabii ki de. Evet, kabak tatlısı yapıyoruz bugün. Üzerine tahin dökeceğiz. İsteğe bağlıdır tabii ki de. Tahin dökmeyebilirsiniz, pekmez dökebilirsiniz. Ceviz atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bakalım tekrar. Arkadaşlar artık baya baya bakın koyulmaya başladı. Sürekli köpürcükler çıkmaya başladığı zaman şerbet koyuluyor. İçine almış. Baya bir almış. Başka bir karıştıralım tekrar. Dediğim gibi asla kaşıkla karıştırmıyoruz. Bu şekilde kapağıyla karıştırırsanız hoplatarak dışarı batırmaz. Dışını batırmaz. Kabaklar da dağılmaz. Birazcık daha. Birazcık daha. Güzel olsun. Lokum gibi olsun. Bakalım bakalım. Çok da güzel oluyor ya. Vallahi şıkır şıkır. Ben yavaş yavaş şimdi hazırlayacağım. Servisini burada yapacağım. Size son halini göstereceğim. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağız. Gelenler hoş gelmişler. Bugün kabak tatlısı yapıyoruz. Karıştıralım bakalım şöyle. Karıştırma işlemini gösterdim. Bu şekilde kızar. Bakın hop hop. Çok güzel oldu yalnız. Biraz daha kaynasın, servisini yapacağım. Evet, bir cam kabımızı şuraya koyalım. Buna dökeriz. Evet, canlı yayında bugün kabak tatlısı yaptık sayılır. Ne kaldı ki yani? Pişti sayılır. Çok az bir zamanımız kaldı. Servisini de yapacağız. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağız. Gelenler hoş gelmişler. Canlı yayında tahinli kabak tatlısı yapıyoruz kızlar. Çok güzel. Devam etsin biraz da. Daha sonra kapatırız. Evet, yorumları olan varsa buradan bakabilirim. Cevap vermeye çalışırım. Tatlımız gerçekten karamelize olmaya başladı. Karıştıralım bir daha. Artık karamelize olmaya başladı yavaş yavaş. Çok güzel. Var ya, süper oldu. Ne yapayım ben fırına? Vermeyi, fırına vermemize hiç gerek yok. Bu şekilde tencerede de çok güzel kabak tatlısı pişirebilirsiniz. Fırına vermenize hiç gerek yok. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Tatlımız şu anda pişmek üzere kızlar. Artık kapatacağım. Servisine geçeceğim. Son aşamasını görmek isteyen buyursun gelsin. Şöyle yapalım ki görüküyor umarım. Şöyle bir tane bakalım. Gerçi oldu bu da. Çok da güzel oldu yani. Pişmiş. Sadece köpürerek kaynıyor. Artık tatlımız oldu sayılır. Ocağı kapatıyorum. Şöyle kapansın. Bir görelim bakalım köpürme yavaşlasın.
Ne kadar suyu kaldı? Çok az suyu kaldı. Gördünüz mü? Bu da normal. Daha kaynatırsak yanacak. Evet. Şöyle bu koyu bir karamelize şerbeti var. Evet. Gördünüz mü? Tatlımız hazır oldu. Şimdi servis tabağına biraz koyacağım birkaç tane. Üzerine de tahinle gezdireceğim. Oradan ötesini kendiniz yapın. Dediğim gibi ister ceviz koyun, ister tahin, ister pekmez. Bu size kalmış. Şöyle servis tabağına da birkaç koyalım ki görün. Daha kaynatırsanız bu şerbet kahverengi olur. O kadar da gerek yok yani. Yakmayalım. Tamamdır. Çok fazla koymayacağım tabii ki de. Biraz koydum. Birkaç alayım şerbetini de. Üzerine şöyle biraz gezdireceğim. Bu sıcak soğuduğu zaman şöyle koyu akıcı bir şerbet olacak. Şu anda sıcak tabii ki de. Ama kıvamı yine de çok güzel. Bakın böyle koyduk. Görüyorsunuz inşallah. Şimdi üzerine tahin dökeceğiz. Dediğim gibi benim kavanozumda kalan tahini kullanacağım. Biraz açtırdım ben bunu. Çünkü koyulmuştu. Şöyle biraz da tahin gezdirelim. Şöyle süper oldu var ya. Hepsine koymayacağım. Çünkü yemeyen olur. Bunu ben yiyeceğim birazdan. Ha. Evet. Kabak tatlımız hazır oldu. Tahinli kabak tatlımız. Şerbeti de bakın koyu bir şerbet. Öyle sulu şopur şopur da değil. Çok güzel oldu. Son halini gösteriyorum size. Şimdi tadına bakacağım da aşırı sıcak. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Tadına tuzuna bakacağım. Ama oldu. Hava sıcak şu anda. Ateşten yeni indiği için şöyle tahinlere bandırayım da soğusun. Vallahi sıcak. Ay çok güzel olmuş ama çok sıcak. Bir tane tadına bakacağım kızlar sizin için. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Sıcak şu anda çok. Ay çok güzel oldu ama. Siz de yaparsınız. Kabak tatlısı en sağlıklı tatlılardan bir tanesidir. Kış aylarında çok fazla tüketilir. Kış bitmeden ben de bir yapayım dedim. Sizlere şöyle bir göstereyim dedim. Ay tahinli çok lezzetli oluyor ya. Süper olmuş. Elime koluma sağlık. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada paylaşın tariflerimi. Paylaşın ki kanalımız büyüsün ve gelişsin. Hadi hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Daha güzel tariflerde yine görüşeceğiz. Yine canlı yayınlarda görüşeceğiz. Bugünlük tarifimiz kabak tatlısı. Tahinli kabak tatlısı. Kış bitmeden bir yapalım dedik. Umarım beğenmişsinizdir. Kapatalım bakalım. Hadi hoşça kalın bakalım.